Cenab-ı Allah diyor ki Ali İmran suresi 101. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah'ın ayetleri size okunuyorken, Kur'an ayetleri, hurafe değil, zırvalar değil, uydurmalar değil. Allah'ın ayetleri okunuyorken, Kur'an'da bak başka hiçbir hükümden karşılaşmazsınız. Hep Allah'ın ayetlerine, hep Kur'an'a dikkat çekilir. Hep yüzlerce ayet, hep Kur'an'a. Hiçbir şekilde hurafeye dikkat çekilmemiştir. Yani çekilmiştir de, yererek, fitne olduğunu ve bela olduğunu söyleyerek dikkat çekilmiştir. Ve uyanların da cehenneme düşeceği söylenmiştir. Allah tarafından cehenneme atılacağı söylenmiştir. Ve onun elçisi içinizdeyken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Cenab-ı Allah, nasıl oluyor hurafelere gidiyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, bak kim Allah'a sımsıkı tutunursa, ney bu? Kur'an. Kur'an'a sımsıkı tutunursa. Kur'an'a tutunmak, Allah'a tutunmak oluyor. Uhretül vuska, hablullahül metin, Allah'ın kopmaz, koparılmaz ipi. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dost doğru olan bir yola iletilmiştir. Sırat-ın müstakim, Fatiha'da geçen, sırat-ın müstakim, Allah'ın dost doğru yolu, dümdüz yolu. Öbür türlü İslam aleminin başına gelen belaların nedeni doğru yolu bırakıp virajlara girdiler. Her virajda bir belayla karşılaştılar. Her virajda belayla karşılaşmaya devam ediyorlar. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakınınız bak. Allah'tan korkun, sakının ve Kur'an'a tam uyun diyor Allah. Siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerine ölmeyin. Müslüman olarak, yani başka bir inanç, başka bir mezhep, başka bir akıl, başka bir yol üzerinde değil. Sadece Müslüman olarak. Yani Kur'an'a uyan Müslüman olarak ölün diyor Allah, bakın. Kur'an'a uyan Müslüman. Burada çok büyük bir tehdit var. Dikkat edilmesi lazım. Mezhebe göre demiyor bak Allah. Saf Kur'an'a dayalı İslam'a göre ölün diyor Allah. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi ne? Uhretul vuska, hablullahul metin. Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi. Kur'an. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kur'an'a sımsıkı dağılın. Bak sımsıkı Kur'an'a sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Mezheplere, tarikatlere, cemaatlere ayrılıp birbirinizden uğraşmayın. Birbirinize muhalif olmayın. Bak dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, birbirinizden uğraşıyordunuz diyor Allah. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetleriyle kardeşler olarak sabahladınız. İslam ümmeti olarak, saf Müslüman olarak. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Bak şu an İslam alemi ateş çukurun içine düştü işte. Şu an battılar. Ayetin açıkladığı olay bu. Bak siz tam ateş çukurunun kıyısındayken bütün İslam alemi ateş çukuru içine düştü. Büyük bölümü. Çok küçük bir bölümü ateş çukurundan beri şu an. Oradan sizi kurtardı diyor Cenab-ı Allah. İşte Mehdi bu ateş çukurundan Müslümanları kurtaracak. Kur'an'a sarılarak, sarılarak. Kur'an'a sarılarak. Ne diyor Allah? Bak uhretül vuska. Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi diyor. Doğru yol. Sürekli Kur'an'a dikkat çekme var. Umudur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Hurafeleri demiyor. Ayetlerini. Kur'an ayetlerini açıklıyorum diyor. Hurafe dese hurafe derdi Allah. Ayet, Kur'an ayeti. Sizden hayra çağıran, iyiliği marufu emreden ve kötülükten münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Bu İmam Mehdi'ye bakan ve cemaatine bakan bir ayet. Ağırlıklı olarak bakan bir ayet.
kurtuluşa erenler işte bunlardır diyor Allah. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Nasıl bir kurtuluş? Bütün dünyanın kurtuluşu. Bak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra hangi belge? Hurafe diyor adam. Kardeşim belgeyi açıklıyor Kur'an. Allah'ın kopmaz koparılmaz ipinden bahsediyor. Doğru yoldan bahsediyor. Kendinden apaçık belgelere geldikten sonra dediği apaçık belge Kur'an ayetleridir. Parçalanıp ayrılan parçalar. Bak Müslüman alem paramparça şu an görüyorsunuz. Lime lime paramparçalar. Ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler. Adam diyor ki anlaşmazlığa düşmek hayır hikmet güzelliktir diyor. Ümmetimin ihtilafatına rahmet var diyor peygamber. Ya kardeşim bak anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın diyor. Adam anlaşmazlığa düşmüş. Onda rahmet var diyor. Allah haram olduğunu söylüyor. Fitne ve bela olduğunu söylüyor. O da hayır var. Çok güzel oldu diyor. Ümmetin ihtilafında rahmet var diyor. Ümmetin ihtilafında felaket var. Hadisin doğrusu bu. Felaketi kaldırmış, rahmeti koymuşlar. Neden rahmeti? Paramparça İslam alemi. Rahmet Kur'an'a uyarsan rahmet olur. Kur'an'ı paramparça edersen sen nasıl rahmet oluyor? Bak dört mezhep var. Dördünde helalleri haramları ayrı. Dört ayrı din. Bak parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır diyor. Allah'a inanıyorsun Allah azapla tehdit ediyor. Yok ya diyor rahmet var diyor. Ya kardeşim rahmet var demiyor Allah azap var diyor. Ümmetin ihtilafında azap var. Doğrusu bu. Ümmetin ayrılığında felaket var. Azap var. Ayet, Kur'an ayeti veriyorum. Allah yüzleri kapkara kesilecek diyor onlara. Yüzleri ve imandan sonra inkar ettiniz öyle mi? Önce iman ediyorum. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Güzel. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Dinin ne diyorsun? Ne diyor? Mezhebini açıklıyor. Ya kardeşim sen Kur'an'a uymakta mükellef değil misin? Sen mezhebe uyuyorum diyorsun. Nerede Kur'an'da öyle mezhebe uyma? Allah sadece Kur'an'a uymaktan bahsediyorsa mezhebe uyma nereden çıkarttın? Ya diyor ümmetin ihtilafında rahmet vardır diyor. Ya azap vardır diyor ayette. Ümmetin ihtilafında azap vardır diyor. Rahmet vardır demiyor. Rahmet Kur'an'a uyarsan rahmet var. Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Bak hiç hurafeye dikkat çekilmiyor. Hep Allah'ın ayetlerine. Allah alemlere zulüm isteyen değildir. Zulmü insanlar istiyor, Allah da bela veriyor. Suriye bak kan gölü. Kaç çeşit mezhep, kaç çeşit tarikat, kaç çeşit cemaat. Binlerce ya, binlerce şu an ekol var Suriye'de, binlerce. Sırf muhalifler bile bin küsür gruptan oluşuyor. Uçsuz bucaksız mezhepler, cemaatler, tarikatlar, paramparça. Hepsi birbirine muhalif. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Kim bu? Mehdi ve cemaati. Mehdi ve cemaati inşallah Müslümanlar. Maruf, İslam'a uygun olanı, Kur'an'a uygun olanı emrediyorsun, emredersiniz. Münker olandan sakındırırsınız Kur'an'a uygun olarak. Ve Allah'a iman edersiniz. Güçlü bir iman. Kitap ehli de inanmış olsaydı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlar da iman etse de onun için hayırlı olurdu diyor Allah, kitap ehli. Hristiyan ve Museviler. İçlerinden iman edenler vardır. Bak ehli kitabın hepsi inkar ediyor değil mi Allah? İçlerinden iman edenler vardır diyor. Fakat çoğunluğu fıska sapanlar, çoğu günahkardır diyor. Hakikaten de öyle. Evet. Müslüman alemi de öyle, onlar da öyleler. Evet. Bak onlardan hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki, kitap ehli yani Hristiyan ve Musevilerden bir topluluk.
Gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanıyorlar. Göster de o resimleri Musevilerin secdeye kapanan. Bak ne diyor? Gece vaktinde. Onlar ibadet evet. vakti olan evet, vakit. Evet. Ayakta durarak yapıyorlar hakikaten namazlarını. Ayakta eda ediyorlar namazlarını. Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah ve ahiret gününe iman eder, marif olanı emreder, münker olanı sakındırır, hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardır diyor Allah. Ehli kitaptan bu insanlar. Kur'an bunların bu tavrını övüyor. Cenab-ı Allah. Bak bunlar Allah ve ahiret gününe iman ederler diyor. Allah'a değil, ahiret gününe de iman ediyor. Maruf olanı emrediyor, münkerden sakındırıyor, hayırlarda yarışıyor. İşte bunlar salih olanlar, bunlar samimi olanlardır diyor Allah. Ve onların hepsi bir değil diyor bak ehli kitap için. Kitap edinen bir topluluk vardır ki. Yani Hristiyanlardan ve Musevilerden topluluklar. Gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Tabi bu aynı zamanda Hazreti İsa Mesih'in talebelerine bakıyor bu ayet. Yani bak kitap ehlinden bir topluluk. Evet. Mehdi cemaatine bakan ayetler de var. Bunlar kitap ehlinden. Evet. İsa Mesih'in talebeleri. Gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanıyorlar. Yani Muhammedi Hristiyanlar, evet. Muhammedi Museviler. Evet dedim hocam, dinliyorum. Göstert. Bak, ayetlik ifadene, evet. Çeneleri üstüne diyor sana ayette. Onlar da çeneler üstüne kapanıyor bak. Evet. Müslümanlar alnı üstünedir. Onlar da çeneler üstünedir. Kur'an'da detay olarak verilmiş o. Evet. Çeneler üstüne secde ederler. Maşallah.